Merhabalar. Pino, 7 yaş ve üzerindeki çocukların Arduino ile daha kolay bir şekilde kodlama yapabilmelerini sağlayan bir kontrol kartıdır. Bu videoda sizleri Pino ultrasonik mesafe sensörü ile tanıştıracağım. Ultrasonik mesafe sensörü, bağlantısını ve kodlamasını doğru yaptığınız takdirde 2 ila 400 cm arasındaki uzaklığı sağlıklı bir şekilde ölçebilmektedir. Sensörümüzün üzerinde verici ve alıcı olmak üzere iki kısım bulunmaktadır. Vericiden gönderilen ses dalgaları karşısındaki herhangi bir nesneye çarpar ve yansır. Yansıyan bu ses dalgaları ise alıcı tarafından yakalanır. Arada geçen bu süre hesaplanarak bizlere uzaklığı verir. Peki ultrasonik mesafe sensörümüzü Pino karta nasıl bağlıyoruz? Sensör kartımız üzerinde mor yeşil etiket bulunmaktadır. Yine Pino kart üzerinde aynı renklere sahip 5 ve 6 numaralı kapılar bu sensör için uygundur. Bağlantı kablomuz yardımıyla 5 ve 6 numaralı kapılardan istediğimiz bir tanesine bağlantı yapabiliyoruz. Ben 6 numaralı kapıyı seçiyorum ve bağlantımı yapıyorum. Pino kartımı bilgisayara bağlayabilmek için USB kablomu şöyle açıp bir ucunu bilgisayara, diğer ucunu ise Pino karta bağlayacağım. Pino kartımı kodlayabilmek için bilgisayardan mBlock programını açıyorum. mBlock programı üzerinde Pino eklentisini indirmem gerekiyor. Uzantılar menüsüne gelip uzantıları yönet diyorum. Çıkan pencerede arama kısmına Pino yazıyorum. Ve karşıma çıkan eklenti paketini indiriyorum. Hemen kapatalım burayı. Artık robotlar sekmesinde Pino ile ilgili ihtiyaç duyduğum bütün kodlar yer alıyor. Uzantılarda farklı eklentilere ihtiyaç duymadığım için diğerlerini kapatabilirim. Kartlar menüsüne gelerek Arduino Nano'nun seçili olup olmadığını kontrol ediyorum. Şimdi bağlam menüsüne geldim ve seri portumu bağlamam gerekiyor. Burada çıkan COM değerleri sizde farklı olabilir. COM3, COM5, COM7 gibi. Bu tamamen Pino kartınızı bağladığınız USB'nin adına bağlıdır. Ben de COM6 çıktı. Hemen bağlantımı yapıyorum. Seri port bağlandı diyor. Tekrar bağlam menüsüne geldim. Aygıt yazılım güncellemesi yapacağım. Aygıt yazılım güncellemesi mBlock yazılımının Pino kart ile haberleşmesini sağlamaktadır. Ayrıca Pino kart üzerinde önceden kalan kodlar varsa bu kodları aygıt yazılım güncellemesiyle silebilir, yani kartımızı sıfırlayabiliriz. Programda ve bağlantıda herhangi bir problem yoksa ama siz yine de sorun yaşıyorsanız yine aygıt yazılım güncellemesine başvurabilirsiniz. Yükleme bitti uyarısı geldi. Kapat diyerek çıkıyorum. Şimdi mesafe sensörümün kodunu robotlar sekmesinde bulalım. Pino mesafe sensörü oku kodunu aldım. Burada ilk yapmanız gereken sensörünüzü hangi kapıya bağladıysanız kodlama üzerinde o kapıyı değiştirmenizdir. Ben 6. kapıya bağlamıştım. Şimdi mesafe sensörümün okumasını kukla üzerinden yapacağım. Siz isterseniz bir değişken oluşturup değişkenle de okuma yapabilirsiniz. Görünüm sekmesine gidip merhaba de kod bloğunu alıyorum. Pino mesafe sensörü okuma kodunu içerisine yerleştiriyorum. Bu okuma işlemini sürekli yapacağım için kontrol sekmesinden sürekli tekrarla kod bloğunu alıp şöyle dışına yerleştiriyorum. Kodlarınızı bir olaya bağlamak istiyorsanız olaylar sekmesine gidip herhangi bir olay seçebilirsiniz. Yeşil bayrak tıklandığında olayını aldım. Hemen yeşil bayrak ikonuna tıklıyorum. Ve şu an kukla üzerinden sensörümle ilgili değerleri almaya başladım. Santim cinsinden bana uzaklığı okumakta. Ultrasonik mesafe sensörünün kullanımı işte bu kadar kolay. Siz de ultrasonik mesafe sensörüyle dijital metre, boy ölçer, radar gibi pek çok farklı proje geliştirebilirsiniz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.